Ramazan'da iftarları bu şehrin insanların sofralarında, masalarında, yer sofralarında açarım. Onlarla bir olurum. Çünkü inanırım ki Ramazan ayı birleşme ayı. Biz bu ülkede bu hakkı, biz bu ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun istiyoruz. Ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İnsanların işsizliğinin bu ülkede 5 milyonu aştığı bu çağda işsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar. Başka ne isteyebiliriz ki? Ramazan ayı değerli hemşehrilerim, kucaklaşma ayı, komşunu hissetme ayı. Biz kucaklaşacağız dedik. Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanı, bu şehrin 16 milyon insanı vatansever dedik. İstanbul İttifakı'nın oyuna talibiz dedik. Bizim için siyasi partiler araçtır. Amaç bu millete hizmet etmektir dedik. Bu amaçla yola çıktık. Ve bu amaçla yola çıktığımız an itibariyle partileri ayırt etmedik. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Gurur duyuyorum. Ama ben dedim ki bu şehir için ben ittifak yaptığımız İyi Partilerin de oyunu istiyorum. Ben Saadet Partililerin de oyunu istiyorum. Ben AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. Ben MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum dedim. Ben yuh yok, anlaşalım. Bizim meydanlarımızda artık yuh yok. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Bizim bu şehrin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı. Hala var. Gençleri vardı. Büyüdükçe büyüdü. Umutlarımızla büyüttük. Bu şehrin kadınları vardı. Anneleri vardı. Teyzeleri vardı. Nineleri vardı. Amcaları vardı. Ve biz bu seçimi, evet aynen öyle, milyonlarca insanın alın teriyle kazandık. Alın teriyle kazandık. Alın terine en büyük şahidi sizlersiniz. En büyük yol arkadaşımız sizlersiniz. Değerli hemşehrilerim, kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar. 12 saat
12 saat. Tarih hırsız, tarih hırsız, tarih hırsız. Değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, belki de 100 yılın medya rezilliğini yaşattılar bize. Bizim memleketimiz için kurulan Anadolu Ajansı'nı kendi çıkarlarına kullandılar. Bir de o gece ne yaptılar? Ne yaptılar? Burada belki canınız sıkkın ama umudunuzu yitirmeyin. Buradayız. Asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Ben size bir şey söyleyeyim. O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler, ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti saat 10'da alelacele 3000 oyla kazandık diye açıklama yaptılar. Tam bir komedi. Ben olsam yerinizde bir kahkaha atarım bunlara. Aynen öyle. Gülün. Bu adamların gülünecek hali var. Gülün. Vallahi gülün. Vallahi gülün.